tarihinde gerçekçilik meselesi, İtalyanları gerçekçilik üzerine sıkıldığımız mevzulardan bir tanesi. Hatta gerçekçilik herhalde 1895'te sinemanın doğumuyla başlayıp bunun tartışılması, gerçek nedir, gerçekliklerin günümüze kadar süren felsefelerle, siyasi görüşlerle, kültürel değişimlerle, kendi içine şekillenen, değişen, başkalaşan ama hala tartışmayı sürdüğümüz çok elzem mevzulardan bir tanesi. Şimdi tartışmanın kökeninde daha 1890'larda daha başlangıcında fiziksel gerçeklikle fiziksel gerçeklik arasındaki ilişkinin ne olabileceğine dair soru işaretleriyle başlayan bir estetik, aynı zamanda da felsefik bir hikaye var. Tartışmanın başında çok komik başlıyor tabii ki. 1895'te bir filmin gara girişini izleyen izleyiciler fiziksel gerçeklikle fiziksel gerçekliği birbirine karıştırdıklarından dolayı sinema salonuna koşarak çıkıyorlar. Bir süre sonra neyse ki bunun ayrı bir gerçeklik olduğunu, bizim gerçeklik alanımıza bu şekilde tekabül etmediğini ama başka şekillerde müdahale edebildiğini keşfediyoruz. Bugünden beri de toplumsal gerçeklik ile, kültürel gerçeklik ile, filmsel gerçeklik, sinemaya ait gerçeklik arasındaki ilişkinin çoğu zaman can yakıcı ama her zaman da can alıcı bir sorun olduğunu görüyoruz. Filmin şurada seçilmiş olan karesi, bize İtalyan yeni gerçekçiliğiyle, bisiklet hırsızlarıyla ilgili pek çok şeyi zaten kendi içinde özetliyor. Ama sinema tarihinin şu kareye gelene kadarki kısmı gerçekten kolay bir kısım değil. Şimdi bu kısmın ana damarını büyük oranda hala da günümüzde de pek değişmiyor ama Hollywood sineması olarak adlandırdığımız sinema çekiyor. Hollywood sineması neden önemli? Niye yok? Bir mouse'u hareket ettirirseniz gelir diye düşünüyorum. Hollywood sineması bizim alanımız için, şu andaki mevzumuz için neden önemli? Çünkü İtalyan yeni gerçekçi sineması, kendi estetiğini, kendi stilini, kendi biçimini, hatta kendi siyasetini o sinemayla bir tür hesaplaşarak ortaya koyuyor. Bunun en sembol isimlerinden bir tanesi Roberto Rossellini, ona daha sonra döneceğiz. Hollywood sineması, Amerikan sinemasının özelliği, biz filmi izlerken kendi biçimini büyük oranda gizleyerek bizi sadece içeriye yönlendirmesi, içeriği takip ettirmesi, kendi kurgusunu silmesi. Şimdi biz buna benzer bir hikayeyi Hollywood filminde izliyor olsaydık, böyle bir plandan ziyade, şurada gördüğümüz plandan ziyade, babayla oğlum bu duygusal motivasyonla işte bisikleti de almışlar, işte vurmuş, işte işe gidecek, öbürünün mutluluğunun coşkulusunu daha yakın planlarda açıp karşı açı çekimlerinde işte biraz aşağıdan oğlun yukarıya doğru bakışı, yukarıdan babanın aşağıya doğru bakışı şeklinde kurulan ama izleyicinin olayın içeriğine o kadar kendini kaptırıp, o mutlu o kadar kendini kaptırıp aslında o kurguyu, o kesmediğini bir türlü göremediği bir biçimsel yapıyla karşılaşacaktı. O biçime hiçbir şekilde dikkat etmeyecek. Yeni gerçekçilik 1940'larda şu imgeye dikkat çekmek için kendi biçimini yapılandırdı. Bu imgenin kendisi ele aldığı nesnesini, bunları da nesne olarak kabul ediyorum burada, ele aldığı nesnesini olabildiğince nesnel olarak görmeye dayanıyor. Olabildiğince nesnel olarak görmek, o gerçekliğe olabildiğince müdahale etmemeyi, ona dışarıdan bakmayı, onun kendi yaşam alanına, kendi yaşam mecrasına, kendi yaşadığı mekanlara ve kendi yaşadığı zamanın bütünlüğüne, ikisinin de bütünlüğüne saygı duymayı gerektiriyor. Böylelikle yeni gerçekçiler, André Bazin'in sıfır stil değil, sıfır sinema dediği, artık kurgu yok, yanılsama yok, gerçeklik yanılsaması yok, burada saf bir sinema var, sinemanın sıfır noktası var dediği bir sinemayı yaratmak için yola koyuluyor. Ama hani bu yola koyuluş 1940'larda başlıyor. 41-42'de ilk örneklerini yavaş yavaş görmeye başladınız. 45'te asıl çıkışını yapan savaştan sonra. Ama 1955 gibi de sona eren bir dönemi kapsıyor. Şimdi o zaman sormamız gereken şey, iki tane şey var. Bir, 1945 ile 1955 arasını kapsayan bu dönem bugün bizim için neden önemli? Acaba önemli mi? Yoksa hani sadece bir şey mi bu? Entelektüel gevezelik mi? Yoksa bir akademik bilgi birikim mi? Yoksa gerçekten hani bütün dünya sinemalarını ya da dünya anlatı biçimlerini etkileyen, günümüze de tekabül eden başka bir şeye denk düşüyor. İki, bu akım, bu eğilim, bu stil neden sadece 1945
1945 ve 1955 arası İtalya'da ayakta kaldı, kendisini devam ettirdi. Ve 1955'ten sonra büyük oranda çekilerek, yok oldu demeyeyim ama başka bir şeylere dönüştü. O başka bir şeylere dönüşmeyi de hani burada ilerleyen dakikalarda biraz konuşuruz. Yeni gerçekçiliğin ortaya çıkana kadar ki tuhaf kaynakları var. Belki o tuhaf kaynaklara bakarak o döneme gelirsek onun ne olduğunu biraz daha yakından anlayabiliriz ve neden ortaya çıktığını ve neden aynı zamanda ortadan kaybolduğunu da görebiliriz. Şimdi muhtemelen bildiğiniz gibi, bilmeyenler için de ben söyleyeyim, işte İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra ortaya çıkan bu akıma benzer olarak görebileceğimiz iki tane sinemada akım var. Bunların ikisi de Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra ortaya çıktılar. İkisi de sinemada imge yaratmanın, farklı biçimlerde anlam oluşturmanın yapıları üzerine kafa yordular. Farklı biçimde derken Hollywood'a böyle farklı biçimler kastediyor. Bunlardan bir tanesi, Birinci Dünya Savaşı'nın hemen sonrasında, Birinci Dünya Savaşı bitmeden sonra devrimle şekillenen ve Birinci Dünya Savaşı bittikten sonra kendi sinemasını oluşturmaya başlayan Sovyet devrim sineması. İkincisi, Birinci Dünya Savaşı'ndan İtalyanların ikinciden yenik çıktıkları gibi yenik çıkmış, bir tür kaotik ortamda kendisini bulmuş, ne yapacağını ne edeceğini bilemeyen insanlarla karşılaşmış, bu anlamda yeni gerçekçiliğe çok benzer bir sanki toplumsal ortam varmış gibi gözüküyor, Alman dışa vurmuş sineması. Sovyet devrim sinemasının yeni gerçekçilikle ilişkisi doğrudan bir ilişki değil. Doğrudan bir ilişki değil derken kastetmek istediğim şey şu. Sovyet devrim sineması büyük oranda zaten diğer adı da Sovyet montaj sinemasıdır. Montaja dayalı sinemadır. Az önce dedim ya Hollywood sineması. Açık karşı açılarda kendi kurgusunu yapıyor ama kurguyu gizlemeye çalışıyor. Bunu yaratan isim Hollywood sineması için Griffith. Çok muhteşem bir adam. Öncü bir adam. Avantgard bir adam. Ama bugün klasik sinemanın babası. Klasik anlatının kurucusu. Sovyet devrimi sineması Griffith'in yarattığı o kurgu fikrinden gerçekten çok etkilendi. Ama kurguyu başka bir şey olarak düşünebilir miyiz? Acaba başka bir şey yaratabilir miyiz? Yani bizim toplumsal gerçekliğimizi, yani gerçekleşmekte olan devrimin anlam ve önemini izleyiciye kurgu yoluyla aktarabilir miyiz'in peşine düşün. Bu kendi kurgusunu gizlemek üzerine yapılan bir şey değil, yapı değil. Aksine kurguyu ön plana çıkartarak, kurguyu izleyicinin gözüne sokarak bir anlam yaratma, bir başkalık yaratma, bir farklılık yaratma, izleyicinin düşünsel yapısında bir kıvılcım uyandırma. Buraya bir A düşüncesiyle giren izleyici, acaba bu filmi izledikten sonra buradan bir B düşüncesiyle çıkabilir mi? Bir tür epistemolojik değişime doğru izleyiciyi yönlendirebilir miyiz? Şimdi bunun olduğu ortam zaten hani her şeyde kopuşun olduğu bir devrim olmuş, her şey değişiyor. Bu sinemanın da kendisini böyle kurgulaması normal. Yaklaşık aynı dönemlerde Almanya'da bambaşka bir sinema gerçekleşti. Orada devrim gerçekleşmedi. Ucundan döndüler, başaramadılar, edemediler falan. İçine kapandılar, enflasyon, yoksulluk, savaşın yıkıntısı, ne yapacağını ne yapacağını bilemeyen bir devlet yapısı. Böylece zayıf olan ama bir takım özgürlükler sağlayan ama özgürlüklerinde ne oldu belli olmayan bir Weimar Cumhuriyeti içinde insanı kafası karışık bir şekilde kendi içlerine yöneldiler. Kendi içlerine kapandılar. Bu içe kapanış ve aynı zamanda içe kapanışla içinde gördüklerini dışa vurma hali kendisini ekspresyonist sinema ifade etti. Ekspresyonist sinema tam bir yapaylık sinemasıydı. Yeni gerçekçilik ne kadar gerçekliğe sadık ise ekspresyonist sinema o kadar yapaylığa yöneldi. Yapay stüdyolar kurdular. Fantastik hikayelere, Alman mitlerine, gotik edebiyata, çılgın bilim adamlarına, işte Metropolis'te olduğu gibi bilim kurgusal atmosferlere kadar giden ve o mekanlar içinde özellikle kendi karakterlerini, kendi öznelerini ezen ama sonu itibariyle de gene de küçücük de olsa yalanla bir takım umutlar bahşeden filmler ürettiler. Eğer izlediyseniz Doktor Caligari'nin Muayenehanesi. Bir çılgınlığın kendisine hani evet ya bu bir akıl hastasıydı, işte onun hezeyanlarıydı deyip daha ılımlı bir hale getirip sunan bir yapıya döndüler. Metropolis'te iki sınıfın çatışmasını birbirini ezmesini, işte o bütün o dev binaların altında ezilen işçilerle işçilerin ayaklarını işte sağa solu yakıp yıkmaları, makine kırıcıları andıran bir durumu işçi sınıfıyla işte sermaye arasında uzlaşıp ondan sonra barış imzalayıp onu da bir aşkla taçlandırarak gene daha ılımlı hale getirdiler. Ya da birazdan bir miktar üzerine durmaya çalışacağım gibi
Alman sinemasının o ekspresyonist dönemde çok önemli filmleri var. Kammer Spier olarak adlandırdığımız. Oda filmleri diye geçiyor. Aslında oda tiyatrosundan geliyor hikayeler. Çok küçük dramatik yapıldığı durumları dar mekanlarda karakterlerin psikolojik davranışları üzerinden karşılıklı etkileşimleriyle aktarmaya çalışan ve bunun üzerine ilişkileri izleyicisine sunan bir yapı. Bu bir miktar şeyi etkiledi. İtalyan yeni gerçekçiliğinin filmlerini etkiledi. Özellikle De Sica'nın Umberto Dogi filminde onun özelliklerini fazlasıyla görüyoruz. Kammer Spier filmlerinin önemlilerinden bir tanesi olan Son Adam filminde en sonunda gene adamın bütün o şeylerinden kendine kimliğini kurduğu, o üniformadan soyundurulup çıplak bırakıp aşağılandığı bütün o şeyinin benliğinin, özbenliğinin çöktüğü yerde en sonunda işte Amerika'dan gelen mucizevi bir kurtuluşla işte oradan şey yapması. Her zaman böyle bir ılımlı şey kurdular. Ve bu ılımlının kendisi 1940'larda mesela Hollywood'a taşınarak orada kendine liderliğe kara filmde, film noir'de ve başka yerlerde etkiledi. Sovyetler Birliği'ndeki montaj sineması işte Stalin ve Jdanovçuluk dönemleri sebebiyle o da belki nihayetine eremeden, hani kendi doğal sonunu göremeden başka siyasi sebeplerle kesintiye uğradı. Ama onların bir takım etkilerini taşıyan, onlarla beslenen, onlarla diyalog kurabilen, evet zamanında Hollywood'un anlatı biçimleri dışında, hani alışıla geldik, bütün dünyayı kapsayan, o melodrama kayan anlatı biçimleri dışında farklı anlatı biçimleri, farklı imge dünyaları yaratabiliriz diyen yani sinemadan diyalog kurma noktasında yeni gerçekçilik biraz daha şanslı oldu. Belki kendi doğal sınırlarını görebildi, kendi doğal sınırlarına ulaşabildi. Şimdi Avrupa sineması içinde yeni gerçekçiliğe gelene kadar yeni gerçekçiliğin stilini, biçimini ortaya koyan bir takım yönetmenler var. Ama bunlar daha tam olarak oturmuş durumda değil. Bunlardan ilki Griffith'in de öğrencisi olan Erich von Stroheim. Hatta daha sonra Renoir onu bir filminde oynattı. Birazdan Renoir'a da azıcık deyince. Erich von Stroheim Griffith'in öğrencisiydi. Melodramla uğraşmak istemiyordu. Başka bir sinema yaratmak istiyordu. O başka bir sinemada iyiyle kötünün savaşından ziyade ki melodram filmleri genelde iyiyle kötünün savaştığı ve genelde en sonunda iyiler kazanır, izleyici tatmin olur. Öyle son anda kurtuluşla. Kötülüğü araştıran bir yönetmen. Her şey içindeki hani böyle daha kötücül olan, daha dehşetli olan yapıyı araştıran bir yönetmen diye konuştular. Ve böyle dehşeti, kötücül olanı böyle en ince ayrıntısına kadar araştırdığı için filmler inanılmaz uzuyor. En önemli filmlerinden bir tanesi Green Tutku diye bir filmi var ki hem Renoir hem de Renoir dolayısıyla yeni gerçekçilik inanılmaz etkileyen filmlerden bir tanesi. Tamamen doğal mekanlarda çekildi o film. Yani Hollywood'u bu kadar şeyin dışına, stüdyonun dışına çıkartan 7 saatlik falan bir film. Başka film yok herhalde. Ve onun içindeki insanların birbirleriyle olan kötücül ilişkilerini gerçekten dehşetli bir şekilde tasvir etmeye yönelen ama buna yönelirken de artık o film uzuyor, yapımcılarla kavgalar falan filan, film bir türlü tamamlanamıyor, sonra bir türlü sansüre takılıyor, yapımcının şeylerine takılıyor ve en sonunda elimizde işte 110 dakikalık falan bir versiyonu kalıyor bu filmin. Velhasıl estetik olarak, biçimsel olarak yeni gerçekçiliğe giden yolu açarken aynı zamanda Hollywood'un böyle bir şeye tahammülün olmadığını da gösteriyor bize. Erich von Stroheim'e daha sonra film yaptırılmadı, bazı filmlerde oynadı. Belki izlediyseniz bilmiyorum, Sunset Boulevard'ı diye çok meşhur bir film vardır. Sunset Boulevard'ında da orada şeyi oynar. Orada ki o da sessiz sinemaya aynı kadar saygı duruşu yapan filmlerden bir tanesidir. İkinci yönetmen, az önce adını andığım Jean Renoir. Jean Renoir hem Fransız sineması için hem dünya sineması için, hatta günümüz için de çok önemli yönetmenlerden bir tanesi. Onun yarattığı biçim stil, umarım hani önümüzdeki yıllarda bu etkinlik devam eder. Nesine de rakı göremiyorum. Buradayım. Devam eder. Hani Renoir'dan, Resson'dan falan da buralarda söz etme imkanımız olur. Ama Renoir biçimiyle, stiliyle kendinden sonra gelen pek çok sinemayı etkiledi. Sadece yeni gerçekçiliği etkilemedi. Hani Fransız sineması üzerinde de 1960'ların, 70'lerin çok etkisi oldu. Avrupa'nın diğer sinemaları üzerinde de etkisi oldu. Dolaylı olarak aslında Amerikan sineması, Hollywood değil ama işte New York olur, John Cassavetes olur, onlar üzerinde de etkileri olan önemli bir yönetmen. Onun filmlerinden özellikle Tony filmi, yine bu gerçek mekanlarda yoksul insanlar ve onlar üzerinden şekillenen bir anlatı yapısı kurmasıyla yeni gerçekçiliği anlıyordu ama
Diğer yandan yeni gerçekçiliğin en önemli yönetmenlerinden bir tanesi olan Luciano Visconti onun yanında asistanlık yapıyordu. Şimdi bu asistanlık hikayesi onun yanında sinemayı öğrenmek, onun yanında nesnelere, konuya bakmayı farklı bir gözle öğrenme hali. Aynı zamanda Fransa'da gelen işte bu ozansı gerçekçilik ve aynı zamanda empresyonist sinemanın getirdiği eğilimleri kendi bünyesinde taşıma ve bunu daha sonra İtalya'ya aktarma ister istemez hani bir yankı buldu ve yeni gerçekçiliğe giden yolları örmeye başladı. Onun 1942 yılında çekmiş olduğu tutku filmi Obsession ki şeyden bir romandan uyarlamak ki aynı romandan şey de uyarlandı. Postacı Kapıyı iki kere çalar da bu kara film örneğidir. Aynı yıllarda yaklaşık uyarlandı. Anlatı yapılır aslında çok farklıdır ikisine baktığınız zaman. Ama aynı hikaye aslında yoksul insanlar arasındaki toplumsal ilişkilerden, kültürel ilişkilerden ziyade cinsel tutkuya yönelik olarak biraz kurulmuştur. Ama şeyi görürüz yani 1942'de yeni gerçekçiliğe giden eğilimi görmeye başlarız. Şimdi birkaç kaynak daha var. O kaynakları da sayacağım. Sonra yeni gerçekçiliğin biraz özelliklerine değinip filme gireceğiz inşallah. 1930'lar boyunca doğal olarak İtalya'da faşizm hüküm sürerken birkaç eğilim sinemada ön plana çıktı. Bir tanesi doğal olarak propaganda filmler. Faşizmin propagandasını yapacak filmler. İkincisi, büyük İtalyan ulusunun ne kadar büyük bir ulus olduğunu tarihsel olarak anlatması gereken bu tarihi anlatı filmleri. Üçüncüsü, belgesel filmler. Dördüncüsü, en çok tepki duydukları belki yeni gerçekçilerin ve en yaygın olanlardan bir tanesi beyaz telefonlu filmler olarak adlandırılan zenginlerin yaşamını gösteren beyaz telefon esprisi oradan geliyor çünkü çok az evde orada telefon var. Bu zenginliğin göstergesi olarak o beyaz telefonlar gösteriliyor ve bizdeki aslında şu andaki işte bu dizileri falan bir miktar andıran melodram yapısına sahip o onunla aşk yaşamış, bu bununla aşk yaşamış, o onunla kavuşmuş, bu bununla kavuşamamış filmleri. Şimdi bu yönetmenlerin bir kısmı, Rossellini olsun, De Sica olsun, işte senaryo yazarı Zavattini olsun, dönem dönem Visconti olsun, bu ortamın içinde sinemayı öğreniyorlar. Daha sonra Fransa'ya gidiyor, geliyor Visconti ama burada öğreniyorlar. Mesela 1941'de Rossellini şeyi çekiyor, Beyaz Gemi diye bir film çekiyor. Beyaz Gemi filmi bize hem şeyi gösteriyor, bir savaş gemisinde geçiyor hikaye, hem savaşın manzaralarını yarı belgesel tarzda gösteriyor, hem de bunun içinde bir yaralı ile bir hemşire arasındaki aşk ilişkisini gösteriyor ve bunları gösterirken genel planları kullanıyor, çok fazla yakın plana girmiyor, çok fazla belgesel görüntü kullanıyor ve yeni gerçekçiliğe yakın tarzda anlatıyor. Ama bunu faşist sinemanın içinde yapıyor. Bu okul, 1935'te kurulan bu okul yöneticisi Luigi Chiarini o zaman için açıktan değil ama daha sonra açıktan kendisini buluyor, antifaşist bir karakter. Ve burada 1935'te bu okulu kurduktan sonra hem bir takım belgesel filmler çekiyorlar buralarda hem de aynı zamanda 1937'de ve 1938'de iki ayrı dergi çıkıyor. Bir 1937'de çıkan Bianco e Nero, 1938'de çıkan da sinema dergileri. Bu dergilerde önemli sinema kuramcıların Fransa'dan özellikle makalelerini çeviriyorlar. Belebalarını çeviriyorlar Macaristan'dan. Ve sinema, gerçeklik, gerçekçilik ilişkilerini 1937-38'de yoğun biçimde tartışmaya başlıyor. Şimdi bu tartışmalar tabii ki bir süre sonra bu sinemaya etki etmeye başlıyor. Diğer yandan o dönemin önemli yazarlarından olan muhtemelen biliyorsunuzdur Sezen Pavese inanılmaz çeviriler yapıyor. Ve inanılmaz çeviriler Ernst Hemingway'in çevirileri, işte Faulkner'in çevirileri, Craig'in çevirileri, Dos Santos'un çevirileri. Bunları İtalyanca'ya kazandırıyor ve buradaki hem naturalist, hem gerçekçi edebiyat, hem o Hemingway'in o sert dili falan dolaylı yollardan gene İtalyan yeni gerçekçi sinemasını etkilemeye başlıyor. Velhasıl 1945'e geldiğimiz zaman bütün bunların birleşimiyle savaş bitip Alman askerleri yavaş yavaş Roma'yı terk ederlerken Rossellini elindeki film makinesi için oradaki haber çekmekte olan Amerikalı gazetecilerden bir grup, bir adet sinema filmleri alıp, ham filmler alıp o durumun kendisinden bir öykü yazıp filme çekmeye başlıyor. Ve belki yeni gerçekçiliğin asıl doğuş filmi olarak kabul edilen, öncesinde tek hani sembolik şeyler var, asıl doğuşunu simgeleyen Roma Açıkşehir'i çekiyor. Roma Açıkşehir,
gerçekten daha sonrası için de çok etkili bir film oluyor ve bir yandan direnişi gösteriyor, bir yandan oradan işte Alman askerlerin ayrılmakta olduğunu gösteriyor, yaşanan dehşeti gösteriyor. Daha sonra bir takım eleştiriler oluyor filmde ama akımın bütün estetik özelliklerini birer birer ortaya koyuyor. Bu estetik özellikler neler? Birincisi, büyük oranda amatör oyuncularla çalışıyorlar. Daha sonra profesyonel oyuncular devreye giriyor. Hani başta amatör oyuncularla çalışırlar değil. Ama amatör oyuncularla çalışıyorlar. Amatör oyuncularla çalışmak, ya profesyonel olmayan oyuncularla çalışma hali, burada izleyiciyle, o zaman için internet izleyicisiyle, izlediği nesne arasındaki ilişkiyi daha gerçekçi kılıyor. Daha kendinden hissetmeye başlıyor. Bütün çekimleri doğal mekanlarda çekiyorlar. Hiçbir şekilde şey kullanmıyorlar, stüdyo kullanmıyorlar. Kedi geçti de sahneden. Güzel mi oluyor? Yanlış bir şey mi söyledim? Kedidir kedi. Ha, nerede kaldı? İkincisi, doğal mekanlarda çekiyorlar. Doğal mekanlarda çekerken, doğal mekanlarda insanların o mekanın birer parçası olarak resmediyorlar. Şurada birkaç tane fotoğraf var. Belki o fotoğrafta hani arada bize şey yapabilir. Duvar diplerinde oyuncuların çok fazla görüntülüyor ve bu duvar dipleri de genelde boyaları dökülmüş, biraz harap durumda olan. Yani aslında İtalya'nın durumu, İtalya'nın içinde yaşayan karakterlerin durumunu gösterecek şekilde duvarlar, kent merkezleri halinde tasvir ediliyor. Şimdi bu film Roma'da geçiyor ama Roma'ya ait çok az vurguyu içeriyor. Daha çok yoksul insanın yaşadığı mahalleleri, işte kiliseyi, ondan sonra yer altında işte o Komünist Parti'nin toplandığı yeri, ondan sonra işte iş hayatında o bisikletlerle gidip gelinen yolları, işte çamuru ve benzerlerini görüyoruz. Ama o büyük, görkemli, güzel Roma imgesine dair çok az vurgu yapıyor. Çok önemli hikayelerinden bir tanesi, aslında bu fotoğrafta da var. Ve böyle şey, özellikle Türkiye'de sinema okullarında hani en baş slogan yeni gerçekçiliğin herhalde o. Kamerayı sokağa çıkarttı şey, vurgusu. Şimdi bu doğru bir vurgu. Gerçekten bu slogan doğru bir slogan. Kamerayı sokağa çıkarttı. Ama orada şeyi tartışmadan, yani sokağın o dönem ne olduğunu tartışmadan ve buna bağlı olarak kamerayı sokağa çıkartmak ne demektir konuşmadan bu slogan biraz havada ve anlamsız kalıyor. Evet, sürekli atılan kahrolsun faşizm sloganına benziyor. Yani nasıl kahrolacak, nasıl faşizm, o belli değil. Bu da biraz buna benziyor. Şimdi kameranın sokağa çıktığı başka sinemalar da var.